Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Xitay Şarkı Türkistan'ın kömür baylıqını bulantalan kılış planını aşkarıldı. Xitay dairleri Şarkı Türkistan'ın kömür baylıqını bulantalan kılış planını aşkarlıgan bulup, 2025 yılı barğanda kömür kızış miktarını 200 milyon tonnadan aşırışını planlıgan. Tanrıtağ Toru'nun 27 Mayıdaki haberde bildirilişçe atılmış Uyğur Abdım Rayonluq Terakiyat ve İslahat Komiteti Kömürkan Türk Kuruluşu'nun tezletiş hakkıda maksus temelik sin yığını açkan bulup, yığında 14. 5 yıllık plan mezgilede Şarkı Türkistan'daki kömür kızış miktarını yeniden 160 milyon tonnu köpeytiş, umumyüzlük tizletiş, tuluk koyup berip 2025 yılı Şarkı Türkistan boyunca kızılgan kömür miktarını 200 milyon tonnadan aşırışını kolgu keltirişini tekitligen. Bildirilişçe yakında Şarkı Türkistan'daki Xitay dairleri atılmış Şinjan'ın kömür teminatı kapalıtlı kılış çoğun bazı kuruluşunu tizletip, devletin energiye bir hatırlıkı mülazimet kılışını yolu koyuş layısını besip tarqatgan. Mezkur lahiyada temilleş, mukim, paydalanış ünümü yukarı, akli iktidarlık bulgan yeni endizi arkalık Şarkı Türkistan'ın kömür baylıqını bulantalan kılıp Xitay'nın energiye bir hatırlıkı kapalıtlı kılış oturgu koyulgan. Dairler oturgu koygan atılmış yolu koyuş layısı da yirik plan arkalık kömür baylıqını iç oğrullaştırmasını alalaştırış, 14. 5 yıllık yirik plan boyunca kuruluş kılındıgan kömürkan türlerini planlaş, zapas kömürkan türlerinin keziş iktidarını algı silgitiş, kömür baylıqını içini küçü yetiş katarlıklar tekillengen. Yakından beri halkara cemiyetinin Xitay'a soğudu sahası da imbargo yürgüzüşü, Xitay ülkelerde arka arkadan yüzbergen apet katarlık amillar sebeplik Xitay iktisadı da çekiniş bolgan. Xitay öz ihtiyacını kamdaş üçün Şarkı Türkistan'ın baylıqlarını küçep bulantalan kılışkı başlıgan. Xitay əsilde Avustralya'dan zor miktarda kömür import kılavatkan bolup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan irki kırgınçılık cinayetini ayıplaş katarlıq bir katar sebepler tüpeyli, Avustralya bilen Xitay'nın münasibeti yirikleşken. Ahırda Xitay Avustralya'dan import kılavatkan kömürünü toxtatkan. Küzetküçüler Şarkı Türkistan'ın yer asti, yer üstü baylıqlarının işgaliyeci Xitay rejimi tarafından izgil türdü bulantılan kılınıvatkanlıqını, her günü milyon tonulap baylıqının Xitay ülkelerine toşulu vatkallıqını, Şarkı Türkistan halkının yanılı kattık, namıratlık ve muhtajlık içi de yaşayı vatkallıqını, hatta Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını aşındık namırat halatı bolsumu yaşıgılı koymasın, onlarını tüp yıldızıdan kuru tuttaşlaş üçün irki kırgınçılık yürgüzü vatkallıqını bildirişmekte. Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti hakkıdaki bayanatı gulgulu kozgıdı. BDT Kişilik Hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti ahırlaşıp, şembe günü ziyaret hakkıda ilan kılgan bayanatı bütün dünyada gulgulu kozgıdı ve kattık narazılıklarına sebep oldu. Şundaklı dünyanın her kaysi yerlerdeki Uyghurlar ictimai uçur vasıtları onu vazifesinden istifa berişke çakırdı. Michel Bachelet'nin şembe günü Xitay'dan qaytıştın burun ilan kılgan bayanatı ve muhbirlerini kütüveliş yığını, BDT Kişilik Hukuk Organ Torbeti'de ilan kılıngan deyken, her kaysi nüpuzluk akbarat organları tarafından bəs-bəsli tarıqtılgan. Bayanatka asasen ziyaretinin pütüllay Xitay'nın mənpəti üçün bolğanlıqı, Michel Bachelet'nin haqiqi əhvalığa alaqıdır heçkandaq eniq məlumatkı erişelmegallike haqqıdaki analizler köpləb oturgu koyulmaqda. Bachelet'nin bayanatıdın məlum buluşca, o Xitay əməldarlarının həmrahlıqıda Ürümçi ve Qashqarda bu qitimliq ziyaret üçün məxsus təyyarlanğan bir türmə ve atılmış qayt tərbiyeləş mərkizini ziyaret kılğan. O, Cənubi Xitay Səhər Poştisi gezdi muhbirinin bu axtı soruğan suallarımı tüzükerek cevap verilməsdən, özünün Qashqar türmesini ve bir kəsbi tərbiyeləş mərkizini ziyaret kılğanlıqını ve türmedikilerinin yataq şəraitleri ve erkin faaliyetlerini körgənlikini, bunun bilen kəsbi tərbiyeləş mərkizlerine umumyüzlük baha birişki amalsız ikkallikini, şundaqtımı hükümetke bunlarını nazarat kıladığan müstakil ədliyanın kəmçil ikkallikini oturgu koyğanlıqını bildiriş bilenli küpa ilengen. Michel Bachelet yana Xitay dairlerini yıllardan buyan ailesi bilen alaqı kılalmayı vatkan Uyğurlarga, onlarının aile azaları haqqıda uçur birişki çakırgan bolup, Xitay'nın bununla nimedep cevap bergenliki texina məlum. 24 May BBC tarafından aşkarlanan ve dünyada gulgulu kozgan Şarkı Türkistan'daki sahçı dairelerinin mahbi hüccetlerdeki polattak paketler Xitay'nın irki kırgınçılık cinayetini dünyaya yeni bir kıtım aşkarlığan bir peyette
Michel Bachelet'nin Xitay'dan quruq qol qaytishi BDT'nin kişilik hukuk sahasidagi nüfuzga iğır ta'sir yetkizganligi ilgari sürilmoqda. Kişilik hukukni kuzatish tashkilotining Xitay ishlari mas'uli Sophie Richardson bu ishdan hayron qolganligi va jiddiylashganligini bildirib, dunyodagi eng nüfuzli bu kişilik hukuk amaldori dunyoda ikkinchi cho'ng qudratga ega bo'lgan va xalqaro qonunni iğır dafsanda qilayotgan Xitayga bosh egdi. U vazifa o'tayotgan ham Xitayni ziyorat qilayotgan mazgilda Naqsh u yerda yuz berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni astoydil tekshirmadi. Buni qabul qilgani bo'lmaydi dedi. Xalqaro kechirim tashkiloti bosh kotibi Agnes Kalamart Bachelet'ning bayonotiga norozilik bildirib, bu bayonotning BDT kishilik huquq oliy amaldoriga tabe ekanligiga va Xitoyning kishilik huquq xotirasiga munosabatli ekanligiga ishonish tas deganlarni bildirdi. U yana Bachelet'ning bayonlaridagi Uyg'urlar va Tibet haqidagi mazmunlarning amiliyatga uyg'un emasligini va uning bu so'zlarini qilayotganda duduqlab qolganligini bildirib, oldimizdagi birdan-bir yo'l BDT kishilik huquq komiteti tayyorlagan va uzundan buyon e'lon qilmay kelayotgan dokumentning e'lon qilinishidir. Bachelet xonimning so'zida aytganidek, oilasi bilan aloqa qilolmayotgan chat eldagi Uyg'urlarning masalasini Xitoyga bildirgan bo'lsa, Bachelet'nin ishxonasi buni yaqindan kuzatishi va Xitoy rejimining tutqunlarining huquqini kafolatga ega qilishi va oila a'zolari bilan qarindoshlik aloqalish masalasida chiqib turishi kerak deganlarini bildirdi. Tadqiqotchi Adrian Senizmi bu haqda to'xtalib, haqiqiy ahvol kishilarning o'ylig'indan ko'p og'ir. Davrimizdagi eng og'ir kishilik huquq tafsandichiligi u qilmishni sodir qilguvchilar tomonidan ichki masala deb qaraldi. Michel Bachelet Xinjiang doiralarini aqlani ish qilguvchilarda ko'rib qoldi. Aslida u mazkur doiralar ijro qilayotgan atalmish asabiylikni yo'qotish siyosatining xalqaro o'lchamga tushmaydiganligini tekshirib biqishi kerak edi dedi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bu vaqtda norozilik bayonoti e'lon qilib, Bachelet'ning bu qitimliq ziyorat jarayonida allaburun kuchlik dalillar bilan isbotlanib bo'lgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga ko'z yumib, atalmish terrorlikka qarshi turish siyosatini qo'llaganligini, buning amaliyotda BDT kishilik huquq komitetining aqlli prinsiplarini dafsanda qilganlik ekanligini ta'kidladi. Shundaqla Michel Bachelet'ni iste'fo berishga xalqaro inson huquqlari tashkilotlarini bu nuqtadan BDT'ga besim qilishga chaqirdi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimmi Al Jazeera kanalining ziyoratini qabul qilib, Bachelet'ning bu qitimliq ziyoratda Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarga ko'z yumib qolmay Ularning tarifini olganligini Bachelet'ning BDT'dagi vazifasidan iste'fo berishi kerakligini bildirdi. Blinken Bachelet'ning ziyoratidan afsuslanganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet'ning Sharq Turkiston ziyoratidan afsuslanganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 28 may bayonot e'lon qilib Amerika BDT kişilik hukuk ali emeldari Michel Bachelet başlıqıdaki ziyaret grupisinin çekilimlik ve kontrollük içeri Xitayga kılgan ziyaretidin əbsuslundu. Xitaydaki kişilik hukukunu dəbsendi kılış meselesidin daim endişi kılıdu. Amerika Xitaydaki kişilik hukuk dəbsendikiliki meselesigi köngül bildiğen kişilerini kollaş bilen birge Xitay dairlerinin ziyaretki koyuğan şartlerden endişi kılıdu. Bu xil cheklama ostida ziyorat qilish orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni o'z ichiga olgan kishilik huquq vaziyatiga to'liq va mustaqil baho bergilib bo'lmaydi degan. Bu xil cheklama ostida ziyorat qilish orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni o'z ichiga olgan kishilik huquq vaziyatiga to'liq va mustaqil baho bergilib bo'lmaydi degan. Blinken bayonoti yana Sharq Turkistondagi fuqarolarning rayonning vaziyatiga norozi bo'lish va bu haqda oshkori so'zlamaslik to'g'risida ogohlantirilganligini Xitoyning Bachelet'ni izdiriki bo'lmagan Uyg'ur oila a'zolari va tutqun qilingan necha million Sharq Turkiston xalqi haqida hech qanday fikr bilan ta'minlanmaganligini Bachelet'ga aslida lagerga qamalmagan bo'lsa-mu, biroq chet elga chiqish cheklangan Uyg'ur va boshqa millatlar bilan ayrim ko'rishish huquqi berilgan bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Shundaqla Bachelet'ning chet elda yashayotgan Uyg'urlar bilan maxfiy ko'rishib Haqiqiy ahvolni egilishi kerakligini, uning Sharq Turkistondagi amgak kuchlarini yotkash planiga ishtirok qilgan aloqador kishilar bilan bevosita uchrashishiga, Xitoy o'lkalariga surgun qilingan shaxslar bilan ko'rishishiga ruxsat qilinmaganligini bildirgan. Blinken bayonotida yana Amerikaning Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga alohida ko'ngil bo'lganligini, bulibmi yangidan oshkorlangan dokumentning Sharq Turkistondagi necha million odamning xohlagancha tutqun qilinganligini
teximi ilgirligan halda isbatlaganligini, jazo lagerlarida qiyin qistoq majburiy tug'mas qilish, majburiy amgakka selish, oyoq osti qilish va bolalarni ota-onasidan majburiy ayirib etish qatorliq vahshiyliklarning mavjud ekanligini, bular haqida ziyonkashlikka uchruvchilarning oila a'zolarining guvohlik berganligini bildirgan. O bayanatının ahırda Xitayni Şarkı Türkistan'daki vahşi kılmışlarını derhal toxtutuşqa, nahaq tutup durulgan kişilerini koyup berişke, izdireksiz yokap ketkerlerinin nadi işkerlikini iniklaş, hem de Şarkı Türkistan, Tibet ve Xitayının her qaysi jaylarını müstakil, tosalğısız halde tekşürüşkü yol koyuşkü çakırı kılgan. Xitay tanqıt sebeplik Şivisariyadan öç aldı. Şivisariya hükümeti Şarkı Türkistan'daki insan hakları meselesi de Xitay'ın ayıplıgeldeki sebeplik Xitay rejiminin 3 iliş hareketine duş geldi. Amerika Avazı'nın 29. Mayı'daki haberde bildirilişi, Şivisariya hükümeti Şivisariya mahsulatlarından elindiğen tamojni becini tövelletiş ve kilişiminin sicillikini saklaş hakkıdaki maddelerini özçü alğan kilişimini yenilaşkı tırışkan. Ama Şivisariya hükümeti Şarkı Türkistan'daki insan hakları meselesi de Xitay rejimine ayıplıgeldeki sebeplik Xitay mazkur kelishim haqida suhbatlashishni rad qilib o'ch olgan. Shvetsariya bilan Xitay imzolagan 2013-yildagi erkin savdo kelishimi Xitay Yevropa cho'nqurligidagi iqtisodiy gavda bilan imzolagan tunji kelishim bo'lib, buningda taraflarning o'zaro manfaat yetkazishi ta'kidlangan. Shvetsariyaning iqtisodiy ishlar katibat boshqarmasi bu haqda bayonot e'lon qilib, hozirga qadar Xitay bilan texnik cho'nqurlab tadqiq qilishga tegishli o'rtoq temalarda kelishim hosil qilinmaganligini bildirgan. Shvetsariyaning bir gazetada e'lon qilingan Xitoy qatmal vaziyati mavzuli xabarda bildirilishicha, yaqindan beri Shvetsariya Xitoyning inson huquqlari xotirasini davomli tanqidlagan. Shvetsariya parlamentidagi bir komitet mo yaqinda Sharq Turkistondagi majburiy amgakning haqiqiy ahvol ekanligini tasdiqlab, Xitoyni ayiblagan. Bir qism Shvetsariya taratqulari mo Xitoyning Shvetsariya bilan tuzgan erkin savdo kelishimini yangilashni rad qilishi Shvetsariyaning Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini tanqid qilishni davomlashtirganligidan bo'lganligini, Xitoyning Shvetsariyadan bu xil usul bilan o'ch olganligini xabar qilgan. Xabarda yana bu holatning Shvetsariya sanoati uchun shum xabar ekanligi, chunki Shvetsariyaning Xitoyga qilayotgan eksport ko'lamining Germaniya va Amerikadan qolsa 3-chi o'rinda turganligi bildirilgan. Xitoy izchil holda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini rad qilgandan boshqa Shvetsariyaning kichik iqtisodiy gavda turib Xitoyni to'xtamay ayiblaganligini, ayiblash bilan hech qanday narsada o'zgarish bo'lmagandan sirt, oxirgi hisobda faqat ikki taraf o'rtasidagi munosabatning buzilganligini bildirib, ta'kid selib kelmoqda. Biden Putinning butkul Yevropani NATOlashtirganligini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning butkul Yevropa ellerini Finlandiyaga o'xshash betaraf davlatlarga aylantirman deb hammasini NATOlashtirganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha Biden Amerikaning yaqinqi mazgillarda bo'libmi Rossiya Ukraina urushida Rossiyaga qaratilgan embargolar va Ukrainaga berilayotgan yordamlar masalasida boshlamchilik rolini joriy qildirayotganligini ta'kidlab, Putin faqat Ukrainani qo'lga keltirishini emas Ukraina xalqining madaniyatini va kimligini yo'qotmoqchi bo'lyapti. Darvaqa Rossiya kuchlarining maktablar, yashanganlar sanatoriyalari, doktorxonalar va muzeylarni hujum nishoni qilishining buningdan boshqa sababimi yo'q degan. Biden yana Amerikaning yaqinqi mazgilda Finlandiya bilan Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lish bosqichini qo'llayotganligini ma'skartib, Putin butkul Yevropa ellarini Finlandiyaga o'xshash betaraf davlatlarga aylantirman deb hammasini NATOlashtirdi degan. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapışırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.